Sen güneşsin, sen kamersin, sen nur üstüne nursun. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ömrü boyunca İslam ahlakının güzel bir temsilcisi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakın dostu olan Hazreti Ebu Bekir 571 yılında Mekke'de doğmuştur. İslam tarihinde 4 halife dönemi olarak adlandırılan dönemin ilk halifesidir. Her koşulda sergilediği Kur'an ahlakıyla kendisine üstün başarılar nasip olmuş, örnek bir Müslümandır. Hazreti Ebu Bekir, İslamiyet'in açıkça anlatılmaya başlanmadığı dönemde İslamiyet'i kabul etmiştir. İslamiyet'i kabul ettiği andan itibaren İslam ahlakını en titiz şekilde yaşamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ mücadelesine gerek maddi olarak gerekse manevi olarak büyük destek vermiştir. Allah'a olan bağlılığı ve derin sevgisiyle birçok kişinin İslam ahlakını tanımasına vesile olmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in kişiliği. Hazreti Ebu Bekir, İslamiyet'i kabul etmeden önce de dürüstlüğüyle bilinen bir kişiydi. Kureyş'in ileri gelenlerinden ve mühim işlerde görüşmelere katılan istişare ehlindendi. İslamiyet'ten önce sadece kabileler tarafından seçilen ve tayin ettiği miktarlar kabul gören üstün meziyetli kişilerin baktığı diyet ve borç işlerine Hazreti Ebu Bekir bakardı. Kureyşliler, diyetlerle ilgili onun verdiği kararlara uyar, onun takdir ettiği miktarları seve seve kabul ederlerdi. Gençlik yıllarını üstün bir ahlak sergileyerek geçiren Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden önce de onun yakın bir dostuydu. Peygamberlik ile şereflenen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını ilk kabul edenlerden olduğu için Hazreti Peygamber şöyle demişti. Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden çağrımı kabul etti. Hazreti Ebu Bekir, İslamiyet'in kabulünden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her söze uymuş ve daima Allah'ın sınırlarını korumuştur. Dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Sıddık olarak isimlendirilmiştir. Hazreti Ebu Bekir, geniş ilmi, dini konulardaki derin bilgisi, isabetli kararları, keskin görüşü ve asaletli tutumuyla örnek bir sahabeydi. Bedir Savaşı'nda oğlu Abdurrahman müşrikler safında yer aldığında oğluyla çarpışmış ve Allah'ın rızasını her şeyden üstün tuttuğunu göstermiştir. Hazreti Ebu Bekir'in müminlere örnek infakı. Hazreti Ebu Bekir, servetinin tümünü Allah yolunda harcamıştır. Kureyşlilerin işkenceyle tekrar putperestliğe çevirmek istediği, esir konumunda olan birçok Müslümanın kurtulmasıyla köle olanların sahiplerine önemli miktarda ödemeler yaparak özgürlüklerine kavuşmalarına vesile olmuştur. Ticaretle uğraşan ve Allah'ın kendisine büyük zenginlik ve mülk nasip ettiği Hazreti Ebu Bekir, tüm malını İslam ahlakının yayılması için infak ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuştur. Malını feda etmede en önde giden kişi Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir ne güzel dosttur. Aramızda İslam kardeşliği ve sevgisi vardır. Hazreti Ebu Bekir'in tüm malını Allah yolunda infak ettiği bir başka rivayette ise şöyle anlatılmaktadır. Urve der ki, Ayşe radıyallahu anh bana şöyle haber verdi. O öldüğünde geriye ne dirhem bıraktı ne de dinar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hazreti Ebu Bekir'in hicret yolculuğu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. yılının 27. Safer gecesi evinden ayrıldı ve Hazreti Ebu Bekir'in evine geldi. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Mekke'yi terk ettiler. Güneye doğru ilerleyerek Sevr Dağı diye bilinen dağa geldiler. Burada bir mağaraya gizlendiler. Bu mağara Sevr Dağı'ndaki Athal adıyla bilinen mağaradır. Bu arada müşrikler mağaranın ağzına kadar geldiler.
Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu anda da Allah'a tam bir tevekkül içindeydi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Siz ona, peygambere yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Müşrikler mağaranın girişinde örümceğin ağ ördüğünü ve güvercinlerin de yuva yapıp yumurta bıraktıklarını gördüklerinde içeride kimsenin bulunmadığını düşünerek geri döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte o sırada mağarada bulunan sadık arkadaşı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tı. O da bu mucizevi olaya şahit olma şerefine erişmiş oldu. Hazreti Ebu Bekir'in halifelik dönemi. Hicretten sonra da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir, Tebük Savaşı'nda bayrağı taşıdı. Hicretin 9. yılında Hac kafilesine başkanlık yapması için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı zaman sahabeye namaz kıldırması için onu vekil tayin etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ise Hazreti Ebu Bekir halife seçildi. Hazreti Ebu Bekir'in hilafet görevini üstlendikten sonra halka hitaben yaptığı şu konuşma oldukça önemlidir. Ey halkım! Ben size yönetici oldum. Halbuki sizin en hayırlınız değilim. Eğer iyi işler yaparsam bana yardım ediniz. Eğer yanlış işler yaparsam bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk emanettir. Yalancılık hıyanettir. Sizin en zayıfınız benim yanımda güçlüdür ki onun hakkını müdafaa ederim. En güçlünüz benim yanımda zayıftır ki başkasının hakkını ondan alırım. Hazreti Ebu Bekir bu sözleriyle İslam ahlakına sahip bir yöneticide olması gereken vasıfları en güzel şekilde özetlemektedir. 2 yıl gibi kısa bir zaman süren halifelik görevi boyunca pek çok başarı elde etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra aralarında ihtilaflar baş gösteren Müslümanları bir araya toplayıp devlet otoritesini yeniden sağladı. Kur'an-ı Kerim'in toplanması ve korunması konusunda çalışmalar başlattı. İslam ahlakının ilk kez Arap Yarımadası dışında Suriye, Filistin ve Irak'ta yayılmasına vesile oldu. Din ahlakının özünde olmayan hareketlere ve sahte peygamberlere karşı mücadele yürüttü. Bu sayede Kur'an ahlakının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi yaşanmasını sağladı. Hazreti Ebu Bekir, kitap ehline şefkat ve merhamet ile yaklaşmıştır. Savaş esnasında dahi kitap ehline karşı güzel ahlak gösterilmesi gerektiğine savunan Hazreti Ebu Bekir'in ordusuna yaptığı bir konuşmada bu ahlak açık bir şekilde görülmektedir. Davanıza ihanet etmeyin. Savaşta bile insaftan ayrılmayın. Çocukları, yaşlıları, kadınları öldürmeyin, zulmetmeyin. Hurma ve diğer meyve ağaçlarını, koyun, keçi ve diğer hayvanları yemenin dışında bir amaçla kesmeyin, telef etmeyin. Kiliselerde ibadete çekilenlere rastlarsanız onları ibadetleriyle baş başa bırakın. Size yiyecek, içecek ikram edilirse Bismillah demeden yemeyin, içmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden Hazreti Ebu Bekir'in üstün ahlakı. Buhari'nin Ebu Derda'dan rivayet ettiği uzun bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Fakat bazıları inanmadı. Ebu Bekir ise doğru söyledin dedi ve bana canıyla ve malıyla yardımcı oldu. Şimdi siz bu aziz arkadaşımı bu hususiyetiyle bana bırakırsınız değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü 2 kez söylemiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edilen başka bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Bekir hariç iyiliğinin mükafatını vermediğimiz hiçbir kimse kalmamıştır. Onun bize öyle iyilikleri vardır ki onların mükafatını kıyamet gününde Allah-u Teala verecektir.